Arkadaşlar merhabalar. Karekök yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine ikinci dereceden fonksiyonların yani parabolün birinci testiyle başlıyoruz arkadaşlar. Umarım bir önceki videoda söylediğim uyarıları dikkate aldığınız için bu videoyu izliyorsunuzdur. Almışsınızdır umarım. Fonksiyonlarda eksiklik varsa arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle tamamlayın. Hatta tamamlamadan buralara geçmeyin arkadaşlar. Evet. Birinci sorumuzla başlayalım şimdi. Fx fonksiyonun grafiği x eksenini kesmediğine göre m aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi şu x eksenini keser kesmez teğet olur muhabbetlerini konuşalım arkadaşlar. Eğer şimdi bunu delta ile ifade ediyoruz biz. Eğer delta sıfırdan küçükse bu ekseni kesmez. Tamam mı? Eksenleri kesmez. Tamam. Peki delta eşittir sıfır olduğu zaman arkadaşlar ne olacak? Eksene teğet olacak. Eksene teğet dediğimizde x ekseninden bahsediyoruz. He, tamam mı? X ekseninden bahsediyoruz. Delta büyüktür. Sıfır olduğu zaman da arkadaşlar bu da eksenleri keser. Eksenleri keser. Kaç noktada keser? İki noktada keser. Tamam. İki noktada keser. Tabii yine söylüyorum x ekseninden bahsediyoruz. İki noktada keser arkadaşlar. Evet. Şimdi sorumuza dönecek olursak x eksenini kesmediğine göre diyor. Kesmediği zaman arkadaşlar demek ki delta 0 küçük eşit durumunda konuşacağız. Şimdi delta ne o zaman? Delta eşittir b kare eksi 4ac. Şimdi burada b ne? A, b ne? A ne? C ne o zaman değil mi? Yani bizim elimizde ikinci dereceden bir fonksiyon olsun. Ax kare artı bx artı c. Burada a dediğimiz x karenin katsayısı, b dediğimiz x'in katsayısı, c de sabit sayı arkadaşlar. O zaman şimdi b kare eksi 4ac'yi uygulayabilmek için arkadaşlar bakın burada b'miz ne? X'in katsayısı olan m eksi 2 ya. Eksi de dağıttığım zaman eksi m artı 2 olur. Değil mi? Eksi m artı 2'nin karesi eksi 4 çarpı a ne? X karenin katsayısı. X karenin katsayısı da gördüğünüz gibi 1 arkadaşlar. 1 çarpı c'ye bakıyorum. C de sabit sayıydı. Bu da 4. Küçüktür ne olacak? 0 olmuş olacak. Öyle değil mi? Şimdi burada eksi m artı 2 ile m eksi 2 aynı şey değil mi arkadaşlar? Ben içerisinde eksi ile çarptığım zaman hani mutlak değer x ile mutlak değer eksi x aynı şey diye. Onun gibi. Ben içerisinde eksi 2 ile çarpmış olsam arkadaşlar karesini alacağımdan dolayı herhangi bir sıkıntı olmayacak. Eksi 4 ile 4'ü çarptığım zaman eksi 16 karşı tarafa attım küçüktür 16. Her tarafın karekökünü aldığım zaman arkadaşlar bu m eksi 2 ne olur? Bak mutlak değer bunu yazmadığın an soru biter yani. Tamam mı? Küçüktür 4 olacak. Buradan da arkadaşlar eksi 4 küçüktür. M eksi 2 küçüktür. 4 olacak. Her tarafa 2 ekliyorum. 6 oldu. Bize neyi soruyordu? M aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bakın bu aralıkta eksi 2 ile 6 aralıkta zaten olabilecek tek değer var. O da eksi 1 değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız E şıkkı. Geldik ikinci soruya. Bu doğru ile y eşittir x artı m doğrusu fx parabolünün tepe noktasından geçmektedir. Şimdi parabolümüzü kabaca çizecek olursak kolları yukarı doğru. Neden arkadaşlar? Şu. Bundan dolayı. Tamam mı? X karenin katsayısı pozitif ya. Şöyle bir yazayım bir daha. Y eşittir ax kare artı bx artı c gibi bir parabolümüz olsun. Eğer burada a küçüktür sıfır diyorsa parabolümüzün kolları aşağı doğru. A sıfırdan büyükse arkadaşlar kollar yukarı doğru olacak. Tamam mı? Anlaştık mı? Burada x karenin katsayısı 1 olduğundan dolayı 1 de pozitif. O yüzden kolları yukarı doğru olan bir parabol olacak. Anlaştık. Şimdi o zaman bunun tepe noktası diyor ya arkadaşlar. O zaman ben tepe noktasını biliyor muyum? Tepe noktasının ne olduğunu. Tepe noktası biliyoruz değil mi? Eksi b bölü. Eksi b bölü 2a. Öyle değil mi arkadaşlar? Ben bunu da fonksiyonda yerine yazdığım zaman arkadaşlar ne olacak? Buraya ben r dersem arkadaşlar fr olmuş olacak değil mi? Yani fonksiyonda yerine yazdığım zaman apsisi ordinatını bulmuş olurum. O zaman şimdi tepe noktası eksi b bölü 2a ya. Eksi 2 bölü 2'den ne olacak? Eksi 1 olacak. Bakın tepe noktası eksi 1 olacak. O zaman parabolde yerine koyduğum zaman ordinatını bulacaktım. Eksi 1'in karesi bakın 1 eksi 2 artı 5. Eksi 1'i koydum şuradaki fonksiyonda. Ne geldi arkadaşlar? 4 geldi değil mi? Eksi 1'e 4. Bu aynı zamanda bakın bu doğru bunun tepe noktasından geçmiyor mu arkadaşlar? Tam şuradan geçmiyor mu? Evet, bunu buradan geçiyor. O zaman y eşittir x artı m. Öyle değil mi? O zaman arkadaşlar bu tepe noktası aynı zamanda doğrunun da üzerinde olduğu zaman nokta doğruyu sağlar arkadaşlar. Yani y yerine 4 yazıp x yerine eksi 1 yazdığım zaman
Ben M'yi buradan çok rahat bir şekilde 5 olarak bulabilirim. Değerli arkadaşlar, doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 3. sorumuza. Fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre A artı B artı C kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Hemen şöyle şurada C'nin 2 olduğunu görebiliyoruz mu arkadaşlar? Neden? Çünkü Y ekseninde X'ler 0'dır ya. X yerine 0 yazdığım zaman bunlar gidecek. Sabit sayıyı bulmuş oluyorum aynı zamanda bak. Ben tamam mı? Buranın hemen 2 olduğunu, C'nin 2 olduğunu anladık biz. Tamam. Şimdi o zaman bak, x ekseni nerede kesmiş arkadaşlar? Eksi 1 ve 2'de değil mi? O zaman biz arkadaşlar bunun grafiğine hemen denklemini yazabiliriz aslında. X artı 1 çarpı x eksi 2 şeklinde, katsayısını da bilmediğim için katsayısında da a diyelim. Bakın kollar aşağı doğru olduğundan ben a'nın negatif olmasını bekliyorum. Öyle değil mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bir de şu a'yı nasıl bulacağız? Şimdi a'yı nasıl bulacağız? Şu nokta arkadaşlar sıfıra 2 noktası değil mi? Yani x yerine 0 yazdığım zaman y'yi bulacağım. Fx de y'di arkadaşlar. Bunun yerine y yazacak olursam x yerine 0 yazıyorum. A çarpı 1 çarpı eksi 2 olacak. Buradan eksi 2a 2 ise a'da ne olacak? Eksi 1. Ben de zaten a'nın sıfırdan küçük olmasını bekliyordum. A'yı buldum. A'yı ne buldum? Eksi 1 buldum. C'yi de buldum. 2 buldum. Şimdi geldi sıra B'yi bulmakta. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Sıra geldi. O zaman ne yapacağız? B'yi bulacağız. Şimdi ben şu bakın şurada A çarpı X artı 1 çarpı X eksi 2 değil miydi? Ben şu ikisini bir dağıtayım arkadaşlar. X kare eksi X eksi 2 olur. Öyle değil mi? Şu A'yı da eksi 1 bulmuştum ya. Bunu da eksiyle çarptığım zaman o zaman ne olacak? Eksi X kare artı X artı 2 gelecek. Şimdi bakın burada A neydi? X karenin katsayısı. O zaman A'yı eksi 1 bulmuştuk zaten. B neydi arkadaşlar? B'de bakın X'in katsayısı yani 1. Benim de zaten bir tek B'yi bulmamıştım. Hepsini topladığım zaman ne olacak arkadaşlar? 2 olmuş olacak. Tabi buradan A, B, C'yi kökler toplamından yola çıkarak da bulabilirdik arkadaşlar. Anlaştık mı? Nasıl bulabilirdik? Mesela hadi onu da şöyle yapmış olalım. Şöyle bakın köklerini ben topladığım zaman 2 ile eksi 1'i topladığım zaman ne olacak arkadaşlar? 1 gelmeyecek mi? Evet. Kökler toplamında burada eksi B bölü A değil mi? Eksi B bölü A ne olacak arkadaşlar burada? 1 olmuş olacak. Öyle değil mi? Kökler çarpımı ne? Kökler 2 ile eksi 1'i çarptığım zaman eksi 2. Şu denklemden kökler çarpımı C bölü A değil mi? Evet. C bölü A. Ben C'yi buldum ya. C'yi 2 olarak buldum değil mi? Evet. C'yi 2 olarak bulduğum zaman arkadaşlar buraya 2 yazdığım zaman bak A yine eksi 1. A eksi 1 ise arkadaşlar B de buradan 1 çıkar yine. Tamam. 2 farklı yol olmuş olsun. Topladığımız zaman yine 2 gelir. Geldik 4. soruya. Şekilde ikinci dereceden fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Tamam. Ben bunun hemen fonksiyonun denklemini yazabilirim değil mi? Fx'in alabileceği en küçük değer kaçtır? En küçük değer arkadaşlar her zaman nerelerde oluşur? En küçük değer de tepe noktasında oluşur. En büyük değer de tepe noktasında oluşur arkadaşlar. Zaten soruya baktığımız zaman kolları yukarı doğru olan bir parabolün en küçük noktası bulunabilir. Öyle değil mi? En büyük değerini bilemem. Niye? Çünkü bunlar böyle sonsuza doğru gidiyor arkadaşlar. Evet. Peki grafik şöyle olmuş olsaydı o zaman ben burada maksimum noktayı sorabilirdim. Burada da zaten en büyük değerini sorabilirdi bana. Böyle olsaydı. Anlaştık mı? Bu yorumları bilelim böyle. Şimdi ben bir fonksiyonun denklemini yazayım. Nasıl yazalım? Şöyle. Bakın x eksenini eksi 3 ve 1'de kesmiş. O zaman fx eşittir x artı 3 çarpı x eksi 1 çarpı katsayısına da ne diyelim? A diyelim. Bu a'yı nasıl bulacağız? Şurası 0'a eksi 3 noktası değil mi? Yani x yerine 0 verdiğim zaman y'si eksi 3 olacak. Şurası 0 olacak. X gördüğüm yere 0 pardon şurası eksi 3 olacak değil mi? Eksi 3 olacak. X gördüğüm yere 0 yazıyorum. A çarpı 3 çarpı eksi 1 oluyor. Buradan da a eşittir 1 oluyor. Evet a'yı o zaman 1 buldum arkadaşlar. Öyle değil mi? Şurası demek ki fonksiyonumuz bizim neymiş? Fx eşittir x artı 3 çarpı x eksi 1'miş. Ne diyordu bize? En küçük değerini soruyor bize. En küçük değerini tepe noktasında almayacak mı? Şimdi eksi 3 ile 1'in tam ortası ne arkadaşlar?
Eksi 3 ile 1'i toplayıp, eksi 3 ile 1'i toplayıp 2'ye bölüyordum değil mi? Eksi 2 bölü 2'den eksi 1 gelecek. Ben demek ki fonksiyona eksi 1 dediğim zaman en küçük değerini soruyor ya arkadaşlar. Yani y eksenindeki görüntüsünü soruyor. Şu kısmı soruyor yani. Evet. Şu kısmı soruyor yani. Evet. Şimdi o zaman x gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. X gördüğüm yere eksi 1 yazarsam ne yapar? 2. Bu da eksi 2 yapar. 2 çarpı eksi 2'den de eksi 4 gelmiş olur değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 5. soruya. Fx fonksiyonunun grafiği şekildeki gibi x eksenine 2 noktasında teğet olan ve 4 noktasında 0'a 4 noktasından geçen paraboldür. X eksenine teğet olduğu zaman arkadaşlar hemen küt diye şunu yazabiliyor musun? Valla bunu yazıyorsan çok iyi. Kat sayısını da bilmiyorum ya, kat sayısını da a diyelim. Bu da fx eşittir. Tamam mı? Şimdi a'yı nasıl bulacağım? A'yı genelde şuradan buluyoruz arkadaşlar. 0'a 4 noktası değil mi bu? X yerine 0, y yerine 4 yazdığım zaman a'yı bulurum. 4 eşittir a çarpı, bakın x yerine 0 yazıyorum. 0 eksi 2, eksi 2'nin karesi de 4 yapar. A da 1 geldi. Öyle değil mi arkadaşlar? Ha, demek ki şu a yerine 1 yazıyorum. Bu çıkıyor. F eksi 1'i soruyor arkadaşlar. X gördüğüm yeri ben şurada eksi 1 yazarsam. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Eksi 3'ün karesi de 9 olmuş olur değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız B şık. Evet. Şimdi zaten bak şuna da dikkat edin. Hani bu soruyla belki alakası yok ama teğet x ekseninde teğet olduğu için bak tam kare ifade çıktı. Tamam mı? Tam kare ifade çıktı arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli. Bazı yerlerde kullanacağız. Tamam mı? Bazı yerlerde kullanacağız. Şimdi mesela tam kare ifade olduğundan dolayı arkadaşlar hani şimdi x eksenine teğet ya, biz ne yapıyoruz? Delta eşittir sıfır durumunu konuşuyoruz. Öyle değil mi? Ben şimdi x eksi 2 açsam arkadaşlar şöyle x kare eksi 4 x artı k gibi bir şey olmuş olsa. Ben delta'nın yani x eksenine teğet olduğunu bildiğim için hemen ne yorum yapacağım arkadaşlar? Buradaki k'yı bulmak için gidip de delta'yı kullanmana gerek yok. Yani kullansan da bulur musun? Tabii ki bulursun ama delta sıfırda eşit olduğu zaman yani x eksenine teğet olduğu zaman tam kare ifade oluşacağından dolayı arkadaşlar şu x kare eksi 4 x artı 4 olmaz mı? Yani bu k'yı direkt 4 olarak ben bulmuş olurum arkadaşlar delta'yı kullanmadan da. Hani bu şekilde pratiklik kazanırsak en azından aklımızın bir köşesinde olursa arkadaşlar çok daha iyi olur. Ama dediğim gibi sen delta'dan bulmak istiyorsan delta'dan da tabii ki bulabilirsin. 6. sorumuza bakalım. Y eşittir x artı 2 doğrusu ile bu parabol kesişmediğine göre A'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Normal şartlar altında bunlar kesişseydi arkadaşlar ne yapıyorduk? İkisini ortak çözüyorduk. Öyle değil mi? Yani x kare artı AX artı 6 eşittir x artı 2 diyorduk. Buradan ortak çözüyorduk. X kare artı, bakın şunu bir tarafta toplayacak olursam, sol tarafta toplayacak olursam x parantezine aldığımda A eksi 1 x artı 4 eşittir 0 oldu. Ama bu kesişseydi böyle olacaktı. Öyle değil mi? Kesişseydi de delta büyüktür 0 olacaktı. Kesişmediğine göre arkadaşlar ne olacak? Delta 0'dan küçük olmuş olacak. O zaman bakalım. Bakalım delta 0'dan küçük olacak arkadaşlar. B kare eksi 4 ac değil mi delta? Evet. Burada a eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı a'nın katsayısı, x karenin katsayısı 1. C de buradan 4. Küçüktür 0. Buradan arkadaşlar ne olacak? A eksi 1'in karesi küçüktür 16. Buradan kare köküne aldığım zaman a eksi 1'in mutlak değeri geliyor artık anladığın. Küçüktür 4. Eksi 4 ile a eksi 1 4 aralığında her tarafa 1 ekledim. Eksi 3 küçüktür. A küçüktür. 5 oldu. O zaman a'nın alabileceği değerler ne diyor? Bak şu, eksi 2 alır. Tam sayı, tam sayıdan bahsediyoruz ya. Eksi 2, eksi 1, 0. Nereye kadar? 4'e kadar. Buradaki terim sayısı son terim eksi ilk terim böyle artış miktarı artı 1 değil mi? Yani ne yapar? 7 gelmiş olur değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet. Geldik 7. sorumuza. Fx parabolünün simetri ekseni x eşittir. Şu neydi ya? 4 müydü? 4'tü herhalde. Tamam. Fx parabolünün y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bir parabol var elimizde. Parabol var. Ve simetri ekseni x eşittir 4 doğrusu diyelim. 4. Tamam. O zaman bak simetri ekseni olacak ya arkadaşlar. Tam bu simetri x eşittir 4 doğrusu parabolün tepe noktasından geçmez mi? Evet. Yoksa simetri olmaz. Öyle değil mi arkadaşlar? Bundan dolayı. Anlaştık. O zaman ben bunu tepe noktasını bulayım.
tepe noktasını bulayım. Eksi b bölü 2a değil mi tepe noktası? Eksi b bölü 2a. Öyle değil mi? Şimdi burada b dediğimiz eksi 2m. Önde de bir eksi var. 2m bölü 2a dediğimizde x karenin katsayısı yani 1. Buradan m gelir arkadaşlar. Tepe noktası m. Tepe noktası da aynı zamanda x eşittir 4 doğrusu değil mi? O zaman m eşittir 4. O zaman ben parabolümü buldum. M yerine 4 yazarsam fx eşittir x kare eksi 8x artı m artı 5. 4 yazarsam 9 geldi. Y eksenini kestiği nokta. Y eksenini kestiği noktalarda x'ler 0 değil mi? X yerine 0 verdiğim zaman 9 gelir arkadaşlar. Doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 8. soruya. Fx parabolünün tepe noktasının ordinatı eksi 16'dır. Ben bunun tepe noktasını bulurum değil mi? Eksi b bölü 2a'dan. Tepe noktası eksi eksi 6 bölü 2'den ne gelecek? 3 gelecek. Ordinatı da eksi 16'ymış. Evet. O zaman ben buradan m'yi bulurum. Tepe noktası bu ya arkadaşlar. O zaman bu parabolün üzerinde zaten tepe noktası. O zaman bu denklemi sağlar. X yerine 3, y yerine eksi 16 verirsem m'yi bulurum ben. Eksi 16 eşittir. 3'ün karesi eksi 6 çarpı 3 artı m eksi 5. Eksi 16 eşittir. 9 eksi 18'den eksi 9 artı m eksi 5 gelecek. Buradan da m eksi 14 eşittir. Eksi 16'dan m buradan ne geliyor arkadaşlar? Eksi 2 geliyor. Peki bizden neyi soruyor? Parabolün eksenleri kestiği noktaları köşe kabul eden. He, tamam. Ben burada m'yi eksi 2 buldum ya arkadaşlar. Şimdi ne yapayım? Bu parabolü çizelim. Artık bütün her şeyi biliyoruz biz. Bir tek parabolü çizeceğiz. M yerine eksi 2 yazarsam şurası eksi 7 olmaz mı? Yani parabolümüz artık şu. X kare eksi 6x eksi 7. Bunun çarpanlarını ayıracak olsam x eksi 7 çarpı x artı 1 değil mi? Kökleri ne? 7 ve eksi 1. Demek ki arkadaşlar biz ne yapacağız? Eksi 1'den eksi 1'den ve 7'den geçen tabii x karenin katsayısı da pozitif olduğundan kolları yukarı doğru bakan bir parabol çizeceğiz. Şöyle. Şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Eksenleri kestiği noktalar. Eksenleri kestiği noktalar bak şurası değil mi? X eksenini kestiği noktalar bu. Y eksenini de kestiği noktalar bu. Ben bunları köşe kabul eden üçgenin alanı. O zaman ben bunları ne yapacağım? Birleştireceğim. Birleştirelim. Şöyle. Şöyle. Ve şu üçgenin alanından bahsediyor aslında. Öyle değil mi? Şurada eksi 1'i eksi 1 ile 7'nin arasındaki fark ne arkadaşlar? 8. Şimdi ben şu noktayı da bulurum. Nasıl bulurum? X yerine 0 veriyordum ben. Öyle değil mi arkadaşlar? Çünkü y ekseninde x'ler 0'dı. 0 verdiğim zaman gitti. Gitti. Eksi 7 kaldı. Uzunluktan bahsediyoruz. Alan bulacağız. O zaman buraya 7 diyelim. Üçgenin alanı 8 çarpı 7 bölü 2'den ne yapar arkadaşlar? 28 gelmiş olur. Doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 9. soruya. Fx parabolünü vermiş. X eksenini x1 ve x2 apsisli noktalarda kesmektedir diyor. Hemen şurada arkadaşlar şurası 0'a eksi 4 noktası ya. Yani x'ler 0 olduğu zaman n'si bak ne oluyormuş? Eksi 4'müş. Bak aslında n'yi bulduk burada. N eksi 4'müş. Tamam mı? Şimdi x1 artı x2 eşittir. 3x1 çarpı x2 diyor. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bu fonksiyonun alabileceği en büyük değeri soruyor ya. Bu fonksiyon en büyük değerini şu tepe noktasında almaz mı? Evet. O zaman benim ne yapmam lazım? Şu tepe noktasının apsislerini bulmam lazım. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi şunun apsisi x1, şunun apsisi de ne olsun? x2 olsun. Şurası da arkadaşlar x1 artı x2 bölü 2 değil mi? Şimdi zaten arkadaşlar hani biz biliyoruz ya kökler toplamı eksi b bölü a ya normalde. Şimdi tepe noktası niye x1 artı x2 bölü yani eksi b bölü 2a? Bunun cevabını verelim. Şimdi tepe noktası eksi b bölü 2a değil miydi? Evet. Şimdi buradaki tepe noktası da x1 artı aslında x1 artı x2 bölü 2 değil mi? Evet. Şimdi bu x1 artı x2'nin ben eksi b bölü a'ya eşit olduğunu biliyorum ya. Eksi b bölü a. Paydada da 2 var. Eksi b bölü 2a olmuş oluyor tepe noktası. Bundan dolayı arkadaşlar buradan geliyor. Yeri gelmişken anlatayım dedim. Evet. Şimdi geldik. Şurayı biraz bir temizleyelim de. Tepe noktasının ben evet x1 artı x2'nin şuradan ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. Bakın tepe noktası m bölü 2 değil mi şunun? M bölü 2. Yani x1 artı x2 bölü 2. Öyle değil mi arkadaşlar? X2 bölü 2. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Bu çarpımlardan da bir yola çıkmamız lazım arkadaşlar. X1 çarpı x2 ne? Bak x1 çarpı x2 ne? Burada
Eksi ya c bölü a'dan yani n bölü eksi 1'den yani eksi ne? Ben n'yi de eksi 4 bulmuştum zaten. O zaman kökler çarpımı da 4 olmaz mı? Evet. O zaman bakın arkadaşlar şurada x1 çarpı x2 neymiş? Bakın 4'müş. Demek ki kökler toplamı ne? x1 artı x2'yi 4 kere 3'ten 12 gelecek. Öyle değil mi? Şimdi burada arkadaşlar ben kökler toplamını bilmiyor muyum? Bak şurada kökler toplamı ikiler giderse x1 artı x2 m'ye eşit değil mi? Demek ki m eşittir 12'ymiş. M eşittir 12'ymiş. O zaman biz fonksiyonumuzda bütün değerleri bulduk. Fx eşittir eksi x kare m'yi buldum. Artı 12x eksi 4. N'yi de bulmuştuk zaten en başta. Eksi 4. Bu fonksiyonun alabileceği en büyük değer. Şimdi arkadaşlar en büyük değerini biz tepe noktasında alır dedik ya. Ben x1 artı x2 ne buldum? 12. O zaman şurası x1 artı x2 bölü 2 idi ya. Yani 6 olur. Öyle değil mi? Demek ki ben x yerine 6 verdiğim zaman en büyük değerini bak bulurum. Yani y'deki görüntüsünü istiyor arkadaşlar. Anlaştık. X gördüğüm yere ne vereceğim o zaman? 6 vereceğim. Burada 6 verirsem eksi 36. 12 çarpı 6 72 eksi 4'ten 36 4 çıkartırsam 32 gelmiş olur arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı. Tamam. Geldik 10. sorumuza. Şekilde verilen grafik bakın paraboline aittir demiş. AB 8 olduğuna göre A kaç birimdir diyor arkadaşlar. Şimdi iki tane nokta arasındaki uzaklığı biz nasıl buluyorduk? X1 eksi X2 eşittir. Kök delta bölü A'dan buluyorduk. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman şöyle yapacağız. Şuraya x1, şuraya x2 dersem arkadaşlar, o zaman ne yapacağım? Ben bu x1 eksi x2'yi bulurum. Şimdi ben burada kök delta'ya ihtiyacım var. Delta'yı bulursam delta b kare eksi 4 ac değil mi? Evet, 4'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı a eksi 5. Yani buradan 16 eksi 4a artı 20 gelecek. Buradan 36 eksi 4a. Ne bu? Delta. Şimdi o zaman arkadaşlar şu x1 eksi x2 de bu 8 değil mi? O zaman evet. Tabii mutlak değer içerisinde bu. 8 eşittir. Kök delta yani arkadaşlar 36 eksi 4a'nın karekökü bölü a. A dediğimiz arkadaşlar aslında şunda karışmasın. Buradaki bizim bahsettiğimiz a x karenin katsayısı olan a yani 1. Tamam. Paydaya 1'i yazmıyorum arkadaşlar. Buradan ne yapacağız? A'yı bulacağız. Şimdi bu mutlak değer olduğu için arkadaşlar iki türlü çözmem lazım benim bunu aslında. Şöyle buradan şöyle diyelim. Her iki tarafın karesini alalım. 64 eşittir. 36 eksi 4a şöyle karesini aldığım zaman karekök dışında mutlak değerli olarak çıkar. Bunu yapmadığın an bittin arkadaşım. Tamam mı? Her tarafı 4 ile sadeleştirdiğim zaman ne olur? 16 eşittir. 4 ile sadeleştirdim. 9 eksi a. Buradan a da ne gelecek arkadaşlar? Eksi 7 gelmiş olacak. Peki diğerini bulalım bir de. Şimdi 36 eksi 4a eksi 64 olabilir. 4a buradan 100 olur. A buradan 25 olur arkadaşlar. Şimdi a'nın iki tane değeri var. Hangisi olacak? 25 mi olacak? Eksi 7 mi olacak? Buna şimdi nasıl karar vereceğim ben? Şöyle karar vereceğim arkadaşlar. Şimdi baktığım zaman x1 ile x2 yani kökler çarpımı birisi eksi tarafta birisi de artı tarafta olduğundan dolayı kökler çarpımı artı ile eksinin çarpımı eksi olacak ya. Buradan kökler çarpımı a eksi 5 değil mi? Bu sıfırdan küçük olacak arkadaşlar. Anlaştık mı? A'nın 5'ten küçük olması lazım bir kere. O yüzden 25 olamaz. Cevabımız eksi 7. Hani bunu neden anlattım? Şöyle. Yani şıklarda şimdi 25'te olsaydı, ki olabilir. O yüzden ikisi de olsaydı ikisinin arasındaki ayrımı nasıl yapacaksınız? Onun için anlattım. Tamam mı arkadaşlar? Yani belki bu soru için gerekli değil ama başka sorular için gerekli olabilir. Evet. Geldik 11. sorumuza. Şekildeki parabolün tepe noktası T'dir. Tamam. Öncülerinden hangileri kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi x eksenini iki farklı noktada kesmiş mi? Kesmiş. O zaman ben delta büyüktür 0 diyebilir miyim? Diyebilirim. Delta neydi? B kare eksi 4ac büyüktür 0. Buradan da B kare büyüktür 4ac lafını çıkartabilirim. Yani birinci öncül kesinlikle doğru. Şimdi arkadaşlar kökler toplamına bakacak olursam bak şimdi kollar aşağı doğru ya ben a'nın negatif olduğu anlamını çıkartabilirim. Öyle değil mi?
A negatif. Şimdi kökler toplamı arkadaşlar, bakın tepe noktası şurada ya. Tepe noktası tam pozitif tarafta olduğundan dolayı eksi b bölü a pozitif midir? Sıfırdan büyüktür. Şimdi tepe noktası eksi b bölü 2a. Öyle değil mi? Tamam. Şimdi bir de ne yaparız arkadaşlar? Kökler çarpımı. Birisi artı tarafta, birisi eksi tarafta olduğundan dolayı kökler çarpımı da negatif olacak. Kökler çarpımı şurada c bölü a değil mi? C bölü a sıfırdan küçük olacak. A'nın ben sıfırdan küçük olduğunu biliyorum ya. A eksi ise değil mi? Yukarısı c artı olmalı ki artının eksiye bölümü eksi çıksın. Tamam. Şöyle bir a, b, c yazarsak a eksiydi. C'yi ne bulduk? C'yi artı bulduk şimdi arkadaşlar. Şimdi sıra geldi. Bir tek bulmadığımız b var. Şimdi ben a'nın eksi olduğunu biliyorum ya. Bak a eksi. Bu sonucun da pozitif çıkması için bak b'nin artı olması lazım. Öyle değil mi? B artı olsun ki arkadaşlar eksi ile artının çarpımı yukarısı yine eksi olsun. Eksinin eksiye bölümü de artı çıksın arkadaşlar. Anlaştık. Biz hepsini bulduk o zaman. A ile B'nin, A, B, C'nin çarpımı eksi mi? Artı ile artıyı çarparsam artı, eksi ile de çarparsam eksi. İkinci öncülde doğru. Şimdi üçüncü öncüle bakalım. B artı C. Bakın B ile C'yi topladığım zaman ne olacak? Pozitif, pozitif olacak. Şimdi A negatifti ya. A negatifti. Öndeki eksi ile de çarptığım zaman bu da pozitif olacak arkadaşlar. Pozitif ile pozitifi toplarsam pozitif olacak. Yani sıfırdan büyüktür. Üçüncü öncülümüz de doğru. Doğru cevabımız E şıkkı. Buna da bir işaret koyabiliriz arkadaşlar. Bu da böyle bilgilerimizi kullandırıyor bize. Geldik bugünkü 12. ve son sorumuza. Evet, iki tane parabol verilmiş. Parabolleri birbirine teğet olduğuna göre m'nin pozitif değeri kaçtır? Ha, birbirine teğetmiş arkadaşlar. Şimdi x kare nasıl bir şey? Şöyle bir şey olur. Kolları yukarı doğru. Eksi x kare olduğundan dolayı da şöyle olacak. Birbirine teğet olma muhabbetinden dolayı da şöyle bir şey olacak herhalde. Öyle değil mi? Tamam, anlaştık. Şimdi ikisinde ortak noktası var mı arkadaşlar? Var. O da şurası. Tepe noktaları ortak. Bak öyle değil mi? O zaman demek ki bunların kesiştikleri ortak. Bak teğetlik muhabbetinden dolayı ne diyeceğim ben? Delta eşittir 0 diyeceğim. Tamam mı? Bunu kullanacağım ben. Kullanalım o zaman. İkisini ortak bir ne yapalım? Birbirine eşitleyelim. X kare artı mx artı 5 eşittir. Eksi x kare artı 2m artı 1x. Şurayı biraz silelim. Artı 3. Ben ne yapacağım? Bir tarafta toplayacağım arkadaşlar. 2x kare artı hatta bunu şunu sol tarafa atıp x parantezine aldığımız zaman ne olacak arkadaşlar? Eksi m eksi 1 x artı 2 eşittir 0 gelecek. Öyle değil mi? Ben şimdi deltası 0 yani b kare eksi 4 ac'nin 0 olma durumunu konuşacağım. Konuşursam eksi m eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı a'mız 2, c'miz de 2 eşittir 0. Bu arkadaşlar aynı zamanda eksi ile çarpmış olsam ben içinde m artı 1 olmaz mı? M artı 1'in karesi eşittir 16 olur. Buradan m artı 1 karekökünü alırsam mutlak değer olur, değil mi? Artık bunu anladın arkadaşlar. 4 olur. Buradan da m burada ya 3 olacak, m buradan veya eksi 5 olacak. Bize ne istiyordu? M'nin pozitif değeri. Bakın pozitif değeri. Yani 3 olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet, bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.